Anlatıyorum. Gelecekle ilgili planlarım. Artık duyma vaktiniz geldi. Öncelikle sevgili dostlar, gözünüzün içine bakarak konuşacağım. Size çok zaman ayıramadığımı farkındayım. Özellikle son bir hafta içinde hem bu DDoS'la ilgili falan filan uğraşırken, bir de işle ilgili çok fazla sorumluluk aldım üstüme. Çünkü ben sorumluluk almayı seviyorum. Bir şeyleri yapınca, bir şeyleri yapınca, bir şeylerle uğraşınca daha çok içine giriyorum. Uğraştıkça daha çok içine giriyorum. Sorumluluk aldıkça daha çok sorumluluk alıyorum. Dalıp gidiyorum yani. Ondan sonra bu hafta mesela Navi ile VP G2A'nin ofislerindeydiler. Navi ile VP'nin Counter Strike takımları. Ondan sonra işte onlarla çok ilgilendim. Onların programıyla ilgili çok fazla sorumluluğum vardı vesaire. Bir dakika, artı 18 muhabbet açtım ya. Sonra bir gün Edward'ın fotoğrafını Twitter'a koydum. Navi takımı bakmış, kim lan bu çocuk diye. Görmüşler işte kim olduğumu. Flamey dedi ki, ya dedi, biz dedi baktık sana dedi. Sen dedi bayağı büyük bir Türk yayıncıymışsın dedi yani. Niye çalışıyorsun ki dedi. Dedim Flamey, vallahi ben de bilmiyorum. Flamey dedi ki, niye çalışıyorsun ki dedi. Dedim abi yani hani çok yaşlanmadan iş hayatına atılayım, tecrübe kazanayım, ileride daha yüksek seviyelere gelirim bilmem ne falan diye düşünüyorum herhalde dedim. O zaman Flamey dedi ki, Cody, para lazım dedim Flamey, para lazım. Flamey dedi ki yani, anlamadım dedi, ben senin yerinde olsam çalışmam dedi. Zaten dedim Flamey benim yerimdesin sen de dedim, ateş ediyorsun yani, sen CS oynuyorsun. Ben hıbıbık yapıyorum dedim yani, aynıyız aşağı yukarı. Falan kafaya taktım bunu, zaten bayağıdır düşünüyordum. Sorumlusunuz galiba bayım. Zaten bayağıdır düşünüyordum yani, bu hafta özellikle böyle sabah 9'da gidip akşam 10'da çıktığım günler falan oldu. Çalışmanın tek güzel yanı benim için açıkçası bir kere çok güzel insanlarla çalışıyorum yani G2A'daki arkadaşlarım. Yani orada çalışan herkes, astım olsun üstüm olsun, herkes hakikaten çok güzel bir ortam var orada. Dünyanın 8 köşesinden insan var. O yüzden çok keyif alıyorum yani, muhabbetimiz çok güzel vesaire falan. Ama şunu fark ettim, size daha çok zaman ayırmam lazım. Çünkü size zaman ayıramıyorum. Henüz istifa etmedim. Yani iki yol var önümde. Ya böyle freelance, dışarıdan advisor kafası çalışacağım G2A ile. Ya da anlaşamazsak, yani istediğim kadar vaktim olmazsa istifa edeceğim ve sizler ile daha çok zaman geçireceğim. Ya plebleri kapatmayın. Plebler ne diyor onu da merak ediyorum. Kovulduğunda bize ayak mı yapıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ben bu düşüncemi dile getirince müdürümle. Müdürüm şey dedi. Ya o zaman dedi, en az dedi, bize dedi bir iki ay var dedi. Yani senin yerine birini bulmaya çalışalım dedi. Benim skill setimle bir adam nerede bulacaksın sen? My fucking skill set. Fucking experience. In all the branches nigga. Nerede bulacaksın? O zaman hemen bir Moobot. Bir dakika, hemen bir Moobot diyorum. Hemen bir Strawpoll. Hemen bir Strawpoll. Abi işte hem G2A hem yayın yetişemiyorum. Yani çok yoruluyorum gerçekten. Yoruluyorum. Yani çok yayın, çok sık yayın açtığım zamanlarda da, çok sık yayın açtığım zamanlarda da, yani böyle haftada 3-4 yayın açtığım zamanlarda işten geliyordum. Yorgunluktan bir saat uyuyordum, uyanıp yayın açıyordum. Oh yeah. Hah, Recep doğru söylüyor. Aynı zamanda çok fazla kafamda deli manyak projeler var. Yapamıyorum. YouTube'la ilgili projeler var. Yapamıyorum.
Oh yeah. Yapamıyorum, vaktim yok. Ben mesela şu an çalışmıyor olsam. Mesela bu yaz için kafamda bir proje var. Neyse, hocam ben sana 9 aydır sabım ve sürekli yayın açmanı çok ama çok isterim. Ama böyle yaparsan hayatın en büyük hatasını yaparsın. Senin unique olmanın sebebi az yayın açıp değişik şeyler yapman. İşte yine haftada 3 yayın açacağım Sarıyen. Ama YouTube'da da projelerimi gerçekleştireceğim artık. Anlatabildim mi? GTA gibi multinational bir enterprise'ı sakın bırakma. Flexible çalışma saatleri sunuyorlarsa evden devam etmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğin doğru. Yani 700 kişilik büyük bir şirket GTA ama yani yeterince tecrübemi aldım gibi. Yani eğer GTA'da daha fazla yükselmek istersem kariyer olarak yayını bırakmam gerekir. Full fokus oraya gitmem gerekir. Onun yerine sevdiğim şeylere, daha çok keyif aldığım şeylere daha çok zaman ayırmak istiyorum. Çünkü bir şirkette çalışırsan eğer sevdiğin ve sevmediğin işleri yapmak zorunda kalıyorsun yani. İllaki kalıyorsun. Yok abi öyle nedene gece arayın, öyle gülmeme challenge bilmem ne YouTube'da trend neyse ona katılmaca, onları kesinlikle yapmam. Beni biliyorsunuz. Rassamaha. Kesinlikle yapmam. Kes imkanı yok. Kendi içeriğimi üretirim ben. Milletin ne yaptığı sikimde olmaz yani gerçekten. GTA'yı bıraksam bile ileride tekrar iş bulursun. İşte ona güveniyorum. Yani ben mesela bu arada şey yapmak istiyorum. Hani kendimi video edit, Photoshop vesaire konularında geliştirmek istiyorum. Onun dışında şeyi kesinlikle yapmak Oh istiyorum. yeah. Neymiş? Sana yenecek hayal edince bu kıyamı unutma. Ayrıca adamsın. Bakıyorum abi. Anladım abi. Şu an yayına veremeyeceğim yalnız. Anladım abi. Güzel güzel program çizmişsin. Şöyle söyleyeyim yani bu tabi hemen olacak bir şey değil. 2 ay içinde falan olacak. Çünkü dediğim gibi GTA'de çalıştığım için çok memnunum ve tabii ki de bir vefa borcum var. O yüzden yani aslında istifa etsem yarın çıkarım işten ama o yüzden benim yerime birini bulmaları için yardımcı olmak ve zaman tanımak istiyorum. O yüzden bir 2 ay falan sürer büyük ihtimalle. Polonya'da dönerci aç. O tip işler demek hayatını gömmek demek yalnız. Gömüyorsun yani hakikaten. Astropol yapıyorduk. Tamam. Astropol yapıyorum abi. Lordum yaşın daha genç. Bence hayatta sevdiğin yönden devam etme şansın varken bunu kullanması ilerideki keşke demekten iyidir. Bir kere geldik dünya. Evet abi. Yani daha çok para kazanıyorum. Doğru. Ama kendimi çok harcıyorum ve daha sevdiğim ve daha az para kazanabileceğim bir şey olan, ekstra bir iş olan YouTube'a zaman harcamayı tercih ederim açıkçası. Okey, soru. İşten ayrıl, full time yayın artı YouTube. Ayrılınır mı lan GTA'den manyak? Okey. Alright boys. Geldi abi. Strawpaw geldi. Ben de şuraya alayım. Bir dakika. Evet. Rassamaha. Rassamaha. Evet, fanlar, follower'lar, takipçiler oyluyor. Abi şu an gördüğümüz şey şöyle göstereyim. Şu an gördüğümüz şey bir şey soracağım. Kaçınız gerçekten bir şirkette çalıştı?
Yok canım, TR'ye dönmek zorunda niye kalayım? Bu arada Polonya Türkiye'den daha ucuz bir yer, onu söyleyeyim yani. Ne diyorsunuz abi? Bakayım oylara. Evet abi, şu an gördüğümüzü ben size şuradan bir sosyolojik çıkarma yapmak istiyorum. İzninizde var mı izniniz chat? Anladım ya abi. Anladım ya abi. Tamam. Oh Bağırın lan şampiyon Fener diye. Abi çok güzel gerçekten. Hakikaten yani. Taşağını yerim. Çok güzeldi. Tamam, şimdi sosyolojik çıkarımımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben de sizin geçtiğiniz yollardan geçtim. Tamam mı? Okullarda okudum, özel dersler aldım. Efendime söyleyeyim, dershanelere gittim, deneme sınavlarına girdim, burslu dershanelere gittim. Ondan sonracığıma Antalya'nın en taşaklı okulunu kazandım. Orada okudum. Böyle herkes at yarışı gibi yarışıyordu. Kulağımıza takardık Sony Discman'imizden Megadeth dinleyerek. Test tost, test tost, test tost, test tost. Günlerim oldu. Hayatımı gömdüm. O zaman ÖSS vardı. ÖSS'ye girdim. Tamam mı? Hayvan gibi böyle 3 saatlik bir sınavda kaderimi belirledim falan filan. Sonucunda ne oluyor? Üniversiteye Oh gittim. yeah. Üniversitede okudum. Pişman olursun kardeşim, burası çok riskli bir yer. Bugün ünlü olan yarın ününü kaybediyor. Kariyerinde Olabilir. yükselmedim. Olabilir. Olabilir. Neyse, bir dakika döneceğim. Efendisime söyleyeyim. Yani sonuç olarak şu oluyor. Sonuç olarak şu oluyor. Patronun lise mezunu meselesi değil. Bir şirkette işe giriyorsun. Şanslıysan iyi para veriyorlar. Ama yine de devamlı şey oluyorsun yani. Çok iyi çalışıyorsun mesela, ama birisi adına çalıştığını biliyorsun devamlı. Devamlı birisinin kontrolü altında olduğunu biliyorsun. Resmen RimWorld gibi. Yani bırakıyorlar, çalış diyorlar, çalışıyorsun sen. Başkasına çalışıyorsun devamlı. Ama hayallerinin peşinde koşup gerçekten %100'ünü sevdiğin bir işte yapabilirsin. Anlatabildim mi? G2'deki işimi Rassamaha. gerçekten çok seviyorum. 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 Ama zaman gerçekten en önemli şey. Çünkü bazen hakikaten çok koşuşturmalı günlerim oluyor. Çok yoğun olduğum günler. Ne oluyor lan? Rassamaha. DDoS yok. Ne oluyor lan? Hiç drop frame sıfır. Ne oluyor oğlum? Chat? What the fuck is happening? 35 yaşında mıyım? Değilim canım. 28'im daha. Ne oldu abi? Sesim mi cızırladı? Ha. Botlar gelmiştir. Onlar yapıyor. 2K bot basıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne diyecektim lan ben? Ha. GTA'daki işimi gerçekten çok seviyorum. Bazı günler çok yoğun oluyor, tamam mı? Kıçım sandalyeyle buluşmuyor. Tövbe estağfurullah, bismillahirrahmanirrahim. TL'ye bu kadar uzun olmaması lazım. Bu sesi biraz kısaltmam lazım. Şimdi he. Rassamaha. He. Diyordum ki he. Şöyle diyordum. Şöyle bir durum var. Bazı günler çok koşturuyor. O günleri çok seviyorum. O günler dünyanın en mutlusu benim. Ama bazı günler çok işim olmuyor. Oturuyorum abi. Çünkü mesai doldurmak zorundasın. Oturuyorum. Yine elimden geldiğince başka işlerin ucundan tutmaya çalışıyorum, ama her görev aynı yoğunlukta olmuyor sonuçta. O yüzden sanki bazen zamanımı böyle boşa harcıyormuş gibi oluyorum. Zaman da en değerli şey. Şu an ben 28 yaşındayım. Prime time'ım benim ya. Prime time bro. Prime time. Yani bir dakikamı boşa harcadığımı hissettiğim zaman üzülüyorum. Ben sıçarken kitap okuyan bir adamım yani.
Sıçarken kitap okuyorum. Zamanım boşa gitmesin diye. Anlatabildim mi? Sabit gelir always better. Yani sabit gelir dediğin sponsorlar var mesela, onlar da sabit gelir. Yani daha çok yüklenirsem daha çok sponsorum olur. O da sabit gelir. İmzalıyorsun anlaşmayı. Bir yıl imzalıyorsun, 2 yıl imzalıyorsun. 2 yıl, 1 yıl, bilmem kaç yıl. Sabit gelir yani. O da öyle abi. Ha, vergisi çok oluyor Oh ayrı. yeah. Bilmiyorum, Türkiye'dekiler vergi ödüyor mu bilmiyorum, ben ödüyorum bana. Seni ilk Vidanjör yayınında gördüm. Dediğim bir ibnede bir bok var. Bugüne kadar bağış atmadım. Hepsini yedim. Tüm oyunları aldım. Seninle oynayabilmek için bir kere denk gelmedik. GTA'de devam et. Oyunları bari Oh GTA'den al. yeah. Faydan olsun. Puh. İşi bırak, tam zamanlı yayıncı ol. Seni paraya boğalım. 1 euro ile mi boğacağım para? Puh. Bu mu abi? Şu an hiç umut vermiyorsun yani. Onu söyleyeyim James. Росомаха. Let me tell you James. Abi sıçarken kitap okuyorsun, şirkette niye okumuyorsun? Abi yani iş yerinde kitap okuyamazsın ki sonuçta. Çalışman lazım. Hani oradaki bulunduğun saatlere para veriyor adam sonuçta. İş gücü, manpower yani. Çalışıyorsun sonuçta. Başka bir task'la ilgileniyorsun ama, Росомаха. ya da task uyduruyorsun kendine. Yeni bir şeye girişiyorsun falan filan yani. Neyse. Neyse, bu konuyu kapatalım. Sanırım yeterince bilgiyi ben size dayadım sevgili dostlar. Yani durum böyle. Ama ayrılmam %100 değil. Bakacağız duruma göre. Duruma göre bakacağız. Oh yeah. Eğer soğan yaptığından farklı ekstra bir şey yapmayacaksan bence dekmez. Ama diyorsan ki planlarım var, yenilikler getireceğim dersen, arkandayım. Bu jahreine yeni bir şey getirmeyeceksen, bilemedim. Oh yeah. Çoluğum çocuğum yok oğlum. Ne çoluğu çocuğu, manyak herif. Yani şöyle diyeyim. Росомаха. Benim saçım niye bu kadar deli deli olmuş ya? Kafa salladım yayından önce, ondandır. Şöyle diyeyim. Çocuk yap. Başlıyorum abi yapmaya şu an. Росомаха. Yaptım geldi Oh mi? yeah. Mitoz bölümüyle mi yapayım amına koyayım? Steam'de çalışan neyse de GTA Siktir keyfine bak. Abi seni Zoka'dan ünlenen Şahan gibi büyürken görmeyi çok istiyorum. Oyun oynarsan Minecraft oyna sıkıyorsun. Öyle değil ya. Steam'de GTA'yı niye Oh karşılaştırdım bu arada, hiç yeah. anlamadım. Tamamen farklı kafalar. Steam diye bir şirket yok zaten. Valve diye bir şirket var. Okey. Oh yeah. Bence Bence asil soru vakit kasıp yayın yaparken dediğin gibi kendini geliştirmek mi yoksa sabit gelirle para biriktirmek mi ki ben hazır Twitch'le popülerken evet, yeni yani. hobiler yetenekler edin derim. Yani öyle bir şey var şimdi. Ben kendimi geliştirmek istediğim şeyler var. Mesela video editte geliştirmek istiyorum. Photoshop öğrenmek istiyorum adam gibi. Yani kafamda çok fazla yapmak istediğim şey var. Planlarımdan birisini söyleyeyim. Mesela benimle birlikte dünyayı dolaşmak ister misiniz? Росомаха. Benimle birlikte dünyayı dolaşmak ister misiniz? Росомаха. Yani why the fuck not? Abi diyorum ki her ay böyle Росомаха. gideyim 5 gün mesela, gameyim, neden senle dünyayı dolaşayım? Abi düşünsene, Hindistan'a gidiyorum.
Hindistan'dan video çıkarıyorum. Düşünsene. Ne kadar komik bir video çıkacağını hesap edebiliyor musun şu anda? Bir düşün. Samaha. Bir düşün. Hindistan'da sokakta tükrü köftesi yiyorum. Ondan sonra otelde 3 gün sıvı sıçıyorum. Bunun videosunu düşün. Bir düşün. Yok, tükenmişlik sendromu diye bir şey yok yani. Bir düşün. Think about it. Ya ben eğer... Sikeceğim bu otel eşeğisini ya! Hepsini okuyacağım şimdi. Hepsini okuyacağım. Cemal bekle. Şimdi şöyle düşün abi. Yani... Şöyle, yani ben yaptığım zaman öyle bir şeyi kesinlikle Samaha. sizin düşündüğünüz bir travel vlog olmayacak. Yani mesela Orkun'un vlogları çok genel kitleye hitap eden vloglar. Yani ben onları bile severek izliyorum. Benim keyif aldığım bir stil olmamasına rağmen. Ulan ne oğlak ne yaptın? Çabuk geri gel, sikerim belanı. Aa, çok ayıp. Neyse, yani gideceğim... Şu Malta videosunu bir çıkarayım. Şu Malta videosunu bir çıkarayım. Çıkaracağım lan. Bu hafta, gelecek hafta sonu çıkarıyorum abi. Çıkarıyorum abi. İstanbul videosunu, vlogunu çıkarıyorum abi. Çıkarıyorum. Ondan sonra bir daha dönelim konuşalım bunu. Bir daha dönelim konuşalım. Efsane olur abi, çıldırıyorum ya. Benim Berlin videomu bile ne kadar beğenmişti insanlar. Berlin'de Berlin'de tuvalette karşılaşmalarım. Seha, doğum günün kutlu olsun Ahmet. Vay. Bakayım hangi ses. ESC'de oyun durmuyor gibi. ESC'de oyun durmuyor. Rauf. Puh. Yeni mi buldun subscribe butonun yerini? 8 aydır sabım sana. Pis şişko. Dürümleri iki şeyde hitte gömmekten para kalmadı. Bir sab olamıyorsun bana. Puh. Şişko seni ya. Yeni mi buldun yerini? İt küpek ya. İt küpek. İki hitte dürüm gömüyor devamlı. Küpek. Neyse. Hızlı hızlı şeyleri okuyacağım abi. Bağışları sabları okuyacağım. Şu an bağış sabları okurken canı sıkılacak olan olursa diye gidin abi bir sıçın, çips alın, bir şey yapın. Oyunlara geçeceğiz çünkü ondan sonra. Arkaya da bir beat açalım. Sick beat yazdım abi şu an. Sick Oh yeah. beat. Fighter. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de gerçekten birlikte gezeceğiz sanmıştım. Ha, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu arada bir şey daha var. Arkadaşlar 3 ayda bir 3 ayda bir 3 ay ve üstü subscribe'lar için bir çekiliş yapacağım abi. Gelip evimde kalacaksınız. Nasıl fikir? Drop yok, sıfır. No, there is no drop. Sıfır, %0 şu an görüyorum. Nasıl fikir abi? Gelip koltuğuma oturup yayın yapacak abi. Sikecen mi? Yani ta olaylar nasıl gelişir bilmiyorum. Herhalde işte olmaz canım öyle bir şey. Başlıyorum. Tolki 18 ay için çok teşekkürler. Preflit 10 bit atmış, çok teşekkür ederim. Muzci 25 3 ay olmuş, çok teşekkür ederim.